kadın cinayeti durdurulacak gibi bir şeye benzemiyor. Bu Darwinist eğitimde bu devam eder. Çünkü kadınları aşağılıyor Darwinist felsefe. Allah sevgisini bırakmıyor, merhameti bırakmıyor, şefkati bırakmıyor. İmanlı nesiller kadına sevgiyi bilir. Bu da Mehdiyet devrinde olacak. Ama tabii olağanca gücümüze tedbir alalım. Alıyoruz da ama Mehdi'den başka çözüm yok gibi görünüyor. Çünkü bu Darwinist eğitimden çözüm çok zor. Bu kadını öldürme haberler çıktıkça öldürmeye meraklı olanlar daha da fazla öldürmeye başladılar. Daha da arttı. Katlamalı artıyor haberleri gösterdikçe. Adamlara cesaret geliyor. Hep yetersiz, güçsüz, akılsız insanlar. Hep kompleksli insanlar. Yani bu kadınları öldürenler, onları şehit edenler. Genç kızları da tecavüzle intihar ediyorlar. Çok mantıksız bir şey. Orada onların bir suçu yok. Onlar aslan. Onlar niye korkuyor ki? Niye çekiniyor ki? Niye kendilerini suçluyorlar? Kim onları suçluyor? Ne, Allah katında da temizler. Bizim katımızda da temizler. İntihara ne gerek var yani? İntihar haramdır. Cinayettir intihar. Öyle bir şeye inanıyor genç kızlar ya. Böyle bir şey varsa intihar edilir. Yok kardeşim. Yok. Aslanlar gibi yaşa ya. 80 yaşında da görelim sen, 90 yaşında da görelim. Allah'a hizmet et. Kur'an'a hiçbir şey olmaz. Lekelenmezsin, kirlenmezsin. Allah katında vecihsin sen. Nereden çıkarıyorsun ya? Toplumda o kafada olanlar olabilir. Onların kafasına sen önem verme. Onların düşüncesine de önem verme. Sen Allah ne diyor ona bak. Allah seni vecih görüyor, temiz görüyor. Tecavüzde sen niye suçlu olasın ya? Başını dimdik et. Korkma. Herkes senin yanında. Bizim yanımızda üstünsün sen. Bu ay 30'a yakın kadın öldürülmüş Adnan Bey. Son 3 ayda 94 kadın. Boşanma İşte sonrası. polis müdahalesi önemli. Anlattım, yapmıyorlar. Evet. 30 kere söyledim. Polis yıldırsın dedim. Bu cinayete menyar olan kişileri yıldırsın. Hiç alakasız şeylerle uğraşıyor bazen polis bazı yerlerde. Asıl bu işlerle uğraşmalar lazım. Boşanmak istedikleri için gerektiğini bulunuyorlar. Yani polis takip etsin. Adamların nefes aldırması, kadın şüphelendiğinde, polise haber verdiğinde, polis evine baskın da yapsın o adamın, evinde silah araması yapsın, sokakta çevirsin, silah araması yapsın, yıldırırsan hiçbir şey yapamaz. Polis ilgilenmezse adam da çekip vuruyor işte. Yani ilgileniyor ama o ilgilenme yeterli değil, öyle ilgilenme olmaz. O çok yetersiz. Telefon edin gelelim. Ya telefon edince zaten vurur o onu. Olur mu? Evinin orada olacak polis. Ve adamın evine de zırt pırt gelecek polis. Zili çalacak, biz polisiz diye itip kapıyı içeri girecek. Arama yapacak, bütün yatağı, yorganı her yeri arayacak. Bak bakayım yapabiliyor mu? Adam zaten kadını vurmak için silah alıyor, hazırlık buluyor. Nefes aldırmazsan yapamaz. 30 kere söyledim.